Sevgili dostlar, bir önceki videomda femur başı avasküler nekrozu yani osteonekrozun COVID-19 döneminde ve sonrasında daha sık görülmesini beklediğimizi anlatmıştım. Sebebi olarak da korona salgınında solunum sıkıntısı nedeniyle yatan hastalara yüksek doz kortizon kullanımını göstermiştim. Bu videonun linkini buraya ve videonun altındaki açıklamalara ekliyorum. Merak ederseniz seyredersiniz. Aslında kalçanın avasküler nekrozu korona salgını olmadığında da sık sık rastladığımız bir rahatsızlıktı. Böyle bir durumda hastalara yapılacak farklı cerrahi işlemler gerçekten işe yarıyor. Bu videoyu kalçanızda avasküler nekroz tanısı konmuş bir hasta olarak seyrediyor olabilirsiniz. Bu rahatsızlığın ilaç veya başka biyofizik tedavi yöntemleri var mı merak ettiğinizi düşünüyorum. Evet, tıbbi literatürde denenmiş birçok tedavi yöntemi var. Peki işe yarıyor mu? Bu videoda işte bu sorunun cevabını bulacaksınız. Aslında avasküler nekroz veya osteonekroz ki ikisi de aynı şey, günlük ortopedik pratiğimizde bundan önce de oldukça sık karşılaşılan bir rahatsızlıktı. Yüksek doz kortizon kullanımı birçok solunum sıkıntısı, nörolojik problemler, bazı otoimmün rahatsızlıklar gibi birçok hastalıkta gerçekten hayat kurtarıcı bir ilaçtır. Nadiren de çok fazla alkol kullanımı da görülebilir. Alkol veya kortizonun yüksek dozlarının bu rahatsızlığa sebep olabileceğini söylesek de ne kadardan sonra problem olacağını bilmiyoruz. Bu konuda da genetik bir yatkınlık olduğu düşünülüyor. Dalgıçlarda da vurgun sırasında damar içinde oluşan hava kabarcıklarının femur başına kan götüren damarları tıkayarak bu kemiğin kanlanmasını bozmasıyla oluşabiliyor. Akdeniz bölgesi için en önemli avasküler nekroz sebebi ise genetik geçişli olan orak hücreli anemi hastalığıdır. Bu hastalıkta da damar içinde pıhtılaşma olur ve femur başını besleyen damarlarda pıhtı oluşarak osteonekroz gelişir. Bölgemizde maalesef çok miktarda kalça avasküler nekrozunu bu rahatsızlıktan dolayı görüp tedavi ediyoruz. Bir önceki videoda da anlattığım gibi femur başındaki kemik doku ölümü şikayetler başlamadan aylar önce gerçekleşir. Kemik biyolojik olarak canlılığını yitirse de mekanik olarak aylarca o bölgede görev gördüğü için çoğunlukla hiçbir şikayet yaratmaz. Bazen kemik iliğinde ödem olduğunda hasta sızlayıcı bir kasık veya diz ağrısı ile gelebilir. Ne zaman ki ölü kemik ile canlı kemik sınırı ayrışmaya başlar, hasta o zaman hekime başvurur. İyi bir muayene yapılmaz ise hasta ağrıyı dizde tarif ettiğinden hekim de bazen yanılabilir. Erken aşamada direkt röntgen tamamen normaldir. Lütfen film çekildi, bir şeyim yokmuş diyerek yanılmayın. Yine de ilk görüntüleme yöntemi olarak mutlaka direkt röntgen çekilmesi gerekir. MR görüntüleme en erken aşamada bile tanıyı koydurur. Hassasiyeti ve hastalığa özgürlüğü %99'dur. Öte yandan her ne kadar MR görüntüleme tanıyı koydurmada hassassa da direkt grafiler ve bilgisayarlı tomografi hastalığın ilerlemesini ve tedavinin başarısını takip etmede daha etkili yöntemlerdir. MR hastalığın takibinde yeterli bir tetkik yöntemi değildir. Burada rahatsızlığın sınıflandırma sistemlerini anlatmayacağım. Ama size böyle bir tanı konmuşsa haklı olarak hastalığınızın nasıl seyredeceğini ve nasıl bir tedavi planlanacağını merak ediyorsunuzdur. Karar vermede ve hastalığın gidişatını tahmin etmede iki kriter söz konusudur. Birinci kriter hastalığın hangi evrede olduğudur. Femur başı kıkırdağının altındaki kemikte kırık ve çökme olmamışsa erken evrededir. Bu hastada kalça kemiğini koruyucu tedavi yöntemleri fayda eder. Biraz sonra anlatacağım femur başına delik delme yani kor dekompresyon yöntemi hastaların ortalama %65-70'inde ilerlemeyi durdurur veya düzelme sağlar. Öte yandan nekrotik yani ölü kemik bölgesi çökmüş ise böyle bir kalçaya ancak total kalça protezi yapılabilir. İkinci kriter ise etkilenen kemik bölgesinin ne kadar büyük olduğudur. Örneğin femur başının dörtte birini ilgilendiren bir rahatsızlıkta koruyucu tedaviler daha başarılı olurken femur başının yarısını ilgilendiren rahatsızlık durumunda çökmenin olma ihtimali daha fazladır. Mutlu mesut hayatınıza devam ederken bir kalça ağrısıyla gittiğiniz hekim bir anda ameliyat önerdiğinde nasıl bir panik içinde olacağınızı tahmin edebiliyorum. Çok doğal olarak alternatif tedavi yöntemleri ve ilaçların fayda edeceğini umarak önerilen ilaçlara dört elle sarılacağınıza eminim. Gerçekten size verilen ilaçlar fayda edecek mi? Gelin bunlara tek tek bakalım.
Bifosfonatlar ileri yaşlarda kemik erimesinde kullanılır. Burada ilaç ismi telaffuz edemiyorum. Haftalık, aylık, 3 aylık ağızdan formları olan veya damardan yıllık ilaç halinde kullanım şekilleri olan bir ilaç grubudur. Ne işe yaradığını şöyle anlatayım. Normalde kemik yapımı ve yıkımı arasında denge vardır. Bu ilaçlar kemik yıkımını yavaşlatarak kemik erimesini durdururlar. Madem kemik yıkımına engel oluyor, baştaki çökmeyi de geciktirir diye düşünülerek bir dönem kullanıldı. 2016 ve 2018 yılında yayınlanan iki meta analiz, hayvan deneylerinde bu tedavilerin başarılı olmasına rağmen insanlarda kullanıldığında hiçbir faydası olmadığını gösterdi. Üstelik hastalar bu ilaçların kullanımına ait yan etkilere de maruz kalıyorlar. Sonuç olarak denendi ve başarısız. Fazla bir şey ummayın. Madem femur başındaki damarlarda bir pıhtı oluşarak tıkanma gibi bir teori söz konusu, öyleyse kan sulandırıcıların ve damar genişleticilerin faydalı olacağı düşünüldü. İğne olarak vurulan kan sulandırıcıların hayvan deneylerinde femur başının kanlanmasını artırıcı etkisi gösterildi. Öte yandan bu şekilde tedavi edilmiş hastaların %53'ünde rahatsızlık erken evredeyken ilerlemeye devam ediyor. Yani bu tedavi yöntemlerinin de fazla bir faydası yok. Yüksek doz kortizon kullanımı sonucu osteonekroz oluşum teorilerinden biri de kortizonun kemik iliğinde yağ birikmesine sebep olması yönündedir. Yağ birikimi bu bölgedeki basıncı arttırarak kanlanmayı bozuyor. Öyleyse kolesterol seviyesini düşürücü bu ilaçların faydası olması da beklenirdi. Tavuklarda yapılan çalışmalar umut verici bulgular verse de insan çalışmalarında istatistiksel anlamlı sonuç elde edilemedi. İlaçlar dışında biyofizik yöntemler içinde birçok ortopedik hastalıkta kullanılan SVT yani şok dalgası tedavisi de bu hastalıkta denenmiş ama fazla bir etkisi bulunamamış. Ayrıca elektrik uyarısı ile umut verici sonuçlar olsa da çalışmaların kalitesi hastalara bu tedaviyi önermek için yeterli değil. Hiperbarik oksijen tedavisi için de 2017 yılındaki sistematik yeniden değerlendirme makalesi erken evre osteonekroz için çok umut verici sonuçlar vermedi. Çok uzattığımın farkındayım. Ama bütün bu ilaçlar ve tedavi yöntemleri ilk tanı konmuş hastaların tedavi planı içinde önerilmiş oluyor. Hastalar ilaç torbasından çıkardığı bu ilaçları bir çare arayışı içinde tek tek sorduğu için anlatmak istedim. Bugün için cerrahi dışı ilaç ve biyofizik yöntemlerin ya hiç faydası yok ya da faydalı olduğuna yönelik yeterli kanıt yok. Bu yüzden hastalarımın hiçbirine bir tedavi olarak reçete etmiyorum. O zaman nasıl tedavi edeceğiz? Lezyonun çok küçük olduğu hastalara bir şey yapmayabilsek de büyük çoğunluk cerrahi olarak tedavi edilir. Kullanılan cerrahi yöntemleri bir sonraki videomda bulabilirsiniz. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sağlık problemleri yaşamadığınız aktif günler sizlerin olsun.